Nasılsın? Sen ne yaptın? 12-18 Mayıs Dünya Hemşirelik Haftası dolayısıyla Osmaniye Devlet Hastanemiz tarafından düzenlenen programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağlık hizmeti bir ekip işidir. Ekibin en güçlü üyesi hemşirelerimizdir. Hemşire kız kardeş demektir. Daha çok kadını ve anneyi temsil eder. Hemşirelik, sevginin, merhametin ve şefkatin sembolüdür. Sağlık hedefine ulaşmada öncü bir sestir. Sağlık camiasında görev yaparken başarılı olmanın temeli insanı sevmekten geçer. Doktorlarımız, hemşirelerimiz ve diğer sağlık çalışanlarımız toplumun beklentilerini karşılamak amacıyla var gücüyle büyük bir özveriyle çalışmaktadır. Sağlık sistemini bir bütün çarkının parçaları olarak düşünecek olursak, hemşire arkadaşlarımız da bu çarkı oluşturan bir parça olarak teşkil etmektedir. İnsanla uğraşmanın, insana dokunmanın, bu işi eğitimli ve bilinçli bir şekilde şefkatle yapabilmenin çok kıymetli olduğunun altını çizmek istiyorum. Hemşireler, her birey için insan odaklı, eşitlikçi, erişilebilir, yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunumunda kilit rol üstlenen sağlık çalışanlarıdır. Açıldığımız günden bu yana 1.800.000'in üzerinde hastaya baktıysak, 15.000 yoğun bakım hastasına şifa bulup onların başka illere gitmesini önüne geçtiysek, devamında 900 yataklı 200.000 metrekare kapalı alan olan bu hastane hizmet kalitesini geçmiş dönemlere göre arttırabildiysek, bundaki katkınız yadsınamaz. Hayatınızı kolaylaştırmak, sizlere daha iyi bir çalışma ortamı sunmak adına elimizden geleni yaptığınızı bilmenizi isteriz. Tabii ki eksiklerimiz vardır, hatalarımız vardır. Bunların hepsinin yeni açılmış bir hastane sürecine bağlı olmasını düşünmenizi istiyoruz. Önümüzdeki süreçte hayatınızı daha da kolaylaştırmak için elimizden geleceğini yapacağımızı bilmenizi isteriz. Bu zamana kadar meslek hayatınız boyunca göstermiş olduğunuz özveri ve gayret ve ilimiz sağlık hizmet sunumuna sağladığınız katkı nedeniyle hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Emeklerinize sağlık diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Bugün vesilesiyle Hemşireler Günü'nü ve Ebeler Günü'nü tebrik ediyor. Annelerimiz ve bir gün anne olacak tüm hanımefendilerin de Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Çok kıymetli hemşireler, çok kıymetli sağlık çalışanları, gününüz kutlu olsun, hep mutlu olun, haftanız güzel olsun inşallah. Başımız ağrısa, tırnağımıza taş değse, bütün ilgimiz oraya yönelir ve onu düşünürüz. Ve onun acısıyla yaşarız. Hastaneye gittiğimizde sizlerin o küçük bir dokunuşu ne kadar kıymetli olduğunu, nasıl insanı rahatlattığını hepimiz hemen hemen hayatımızda yaşıyoruz. İyi ki varsınız, hep var olun inşallah. Başta doktorlarımız olmak üzere, sağlık çalışanlarımızın hepsinin yaptığı işler birbirinden değerli. Bir pandemi, bir salgın süreci yaşadık. Orada hastaneye gittiğimizde, hatta hayatta herkesin sizden kaçtığı, uzaklaştığı bir zamanda doktorlarımız başta olmak üzere hemşirelerin hiç çekinmeden fedakarca bizlere tedaviyi uyguladıklarını, o güler yüzde, o güven veren yaklaşımlarıyla bizleri hep mutlu eden kişiler oldunuz. Seçtiğiniz meslek gerçekten çok kutsal. Sağlıklı bir büyük millet olabilmemiz için sizlere büyük görevler düşüyor. Bunu da en iyi şekilde yapıyorsunuz. Sizlerle bir araya gelmekten çok mutlu oldum. Hastanemiz de Osmaniye'mize hizmet anlamında çok büyük bir kazanım oldu. Bu anlamda devletimize minnettarız. Sizlerin burada daha rahat ortamda hizmet vermenize imkan sunulmuş oldu. Ben Hemşireler Günü'nüzü
bir kez daha kutluyorum. Hayatınızda başarılar diliyorum. Gününüz, haftanız kutlu olsun. 21. yüzyılın başına geldiğimizde hemşirelik elemanı ihtiyacından dolayı sağlık listelerine öğrenci alımı başlamış. Bu sadece 25 yılına kadar olacakken 2007 yılından sonra devamlılığı sağlanmıştır. Hemşire ve hemşire ünvanına sahip insanlar, aynı eğitimde olan öğrencilerin alımı sağlanmıştır. İnsan sevgisiyle dolu, hukuksal ve onurlu meslekte